Bismillahirrahmanirrahim. Nahivdeki konumuz e, haşa, hala ve ada ile istisna üslubu arkadaşlar. Daha önce illa harfiyle yapılan istisnayı görmüştük. E, şimdi de bu üç e, kelime ile yapılan istisna üslubunu göreceğiz. Bu üç kelimeyle arkadaşlar yapılan istisna üslubundaki püf noktası bu kelimelerin e, tabiatıyla alakalı e, bir durum. Yani bu kelimeler kendi yapıları gereği her üç kelime de hem ade, hem hale hem de haşa bu üç kelime de hem fiil hem de harficer olabilmektedir. Yani iki e, şeye de iki şıkkada ihtimalleri var. Yani hem fiil olabilir hem de harficer olabilirler bunlar. İkisi de mümkündür yani aynı anda ikisi de mümkündür. Fiil olduklarında veya fiil olarak değerlendirildiklerinde bu kelimelerden sonra gelen isimler mef'ulün bih olarak mansup olur. Yani fiil olarak kabul edersek bunları öyle değerlendirirsek bunlardan sonra gelen isimler mef'ulün bih olur ve dolayısıyla mansup olurlar. Eğer bu kelimeleri harficer olarak değerlendirirsek biz e, o zaman da bu kelimelerden sonra gelen isimler harficerli isim olarak mecbur olurlar. Yani tamamen bu kelimelerin yapısıyla alakalı bir durum. Hem fiil olarak değerlendirilme imkanına sahipler. Hem de e, harficer olarak değerlendirilme imkanına sahipler. Dolayısıyla e, ade, hale ve haşa'dan sonra gelen ismi biz mef'ulün bih olarak mansup mansup yapabiliriz. Veya ikinci bir seçenek e, harficerli isim olarak mecrur yapabiliriz. Her ikisi de mümkündür. Şöyle bir durum var. E, hale ve ade için geçerli olan bir durum arkadaşlar bu. Hale ve adenin başına Mastariye dediğimiz ma harfi gelebilir. Yani ma hala ve ma adâ şeklinde e, bu ifadeler gelebilirler. Başlarında ma harfi gelebilir. Ma'yı mastariye dediğimiz ma gelebilir. Bu ma geldiğinde bu ikisinin harf olma ihtimali ortadan kalkar. Çünkü bu ma adı üzerinde mastariye ma'sıdır ve fiilleri mastar yapan bir e, harftir. Dolayısıyla bu fiilin başına gelmiş olur. Başına bu ma geldiğinde harficer olma ihtimali bunların ortadan kalkıyor. Hale ve adenin bu ikisinin. O zaman bunlar sadece fiil olarak değerlendiriler. Dolayısıyla ma hale ve ma adeden sonra gelen isimlerde sadece mef'ulün bih olarak mansup olurlar. Artık başına ma geldikten sonra hale ve adeden sonra gelen isimleri biz sadece ve sadece mef'ulün bih olarak değerlendirme şansına sahibiz. Çünkü başında ma var. Artık bu, bu ikisi hale ve ade, ma hale, ma ade şeklinde geldiğinde artık sadece fiil olmuştur. Ve bu kelimelerden sonra gelen isimler de mef'ulün bih olarak mansup olmak durumundadırlar. Haşa'nın başına ise arkadaşlar ma hiçbir zaman gelmez. Dolayısıyla haşa'da her zaman iki ihtimal söz konusudur. İki ihtimalin ikisi de geçerli olarak kalmaktadır. Şimdi örneklere bakalım arkadaşlar. İşte kitabımızda da hulasa da bunları ele alıyor. Bakın. E örneklere bakalım. Haraca tullabu ma'ada taliben. Anlam olarak bunlar yine istisna anlamı veriyor zaten arkadaşlar. E biz hep irabı üzerinde durduk konuyu anlatırken ama anlam olarak yine istisna. Bakın haraca <laughs> tullabu öğrenciler çıktı. Ma'ada <laughs> taliben bir öğrenci hariç. Yani ma'ada <laughs> ne anlama geliyor? Ha, yine hariç manasına geliyor. Dışında manasına geliyor. خَرَجَتْ تُلَّابُ مَا عَدَىٰ Burada ade'nin başına arkadaşlar ma'nın geldiğini görüyoruz. Dolayısıyla taliben kelimesi de mef'ulün bihtir. Hani anlam olarak biz buna müstesna diyebiliriz. Mana olarak yani. Çünkü e, öğrenciler çıktı. Bir öğrenci hariç. Buradaki et-tülleb kelimesi müstesnamin Aynı zamanda cümledeki yeri fa, e, faildir. Müstesna min'tir. Bu öğrenciler grubundan bir öğrenci istisna edildiği için hariç tutulduğu için mana olarak bu müstesna ama irap olarak müstesna değil mef'ulün bihtir Arkadaşlar bu Çünkü M sonra gelmektedir ya da diğer bir örnek vasale detü ile hafli hocalar e, ile hafli törene geldiler Mhala üstüsteven bir hoca hariç Yine aynı meade ile mehale arasında anlam bakımından bir fark yok arkadaşlar. Burada hem adenin hem de halenin başına bu ma el mastariye geldiği için bu da sadece fiillerin başına geldiği için artık bu ade ve halenin sadece fiil olma ihtimali bulunmaktadır. Sadece fiil olma ihtimali bulunduğu için de bundan sonra gelen isimlerde mef'ulün bih olarak mansup olmuştur. Ama eğer başında ma yoksa şu örneklerde olduğu gibi hadaratı tabibatu ada tabibeten veya ada tabibetin. Bakın burada adanın başında ma yok arkadaşlar. Dolayısıyla burada fiil de olabilir, harfi cer de olabilir. Yani aynı anda iki ihtimal de mevcuttur. Dolayısıyla biz adeden sonra gelen kelimeyi mef'ulün bih aday fiil olarak alıp adeden sonra gelen kelimeyi mef'ulün bih yapabiliriz veya adayı harficer alıp ade'den sonra gelen kelimeyi mecrur olarak okuyabiliriz. Burada olduğu gibi hal tabibetü, ada tabibeten veya ada tabibetin. Bayan doktorlar geldi. Bir bayan doktor hariç. Yani ister ada tabibeten diye mansup okuyalım, ister ada tabibetin diye mecrur okuyalım. Manada yine herhangi bir değişiklik söz konusu değil arkadaşlar. Anlam yine aynı. Değişmiyor. Hariç manasında, dışında manasında doktorlar geldi bir doktor hariç bana yine aynı. Veya hala da aynı şekilde bakın. Vagafetis sayyaratu hala sayyaratan veya hala seyyaratin. Arabalar durdu bir araba dışında. Bir araba hariç. Burada da yine bakın hala gelmiş. Yukarıda ade vardı. Burada başında ma olmaksızın gelmişler. Ve dolayısıyla iki ihtimalde söz konusu. beten ya da seyyaraten diye okursak mefulün bih olarak mansup olmuş olacaklar. Ada ve Hala'dan sonra gelen isimler. Tabibetin veya Seyyaratin şeklinde okursak e, ve Hala'dan sonra gelen isimler harfi isim olarak mecrur olmuş olacaklar. Haşa'da ise arkadaşlar hani Haşa'nın başına ma gelmez demiştik. Haşa'da her zaman iki ihtimal geçerlidir. Çünkü başına ma hiç gelmiyor. Fetahtun nevafide pencereleri açtım. Haşa nafizeten veya haşa nafizetin. Pencereleri açtım. Bir pencere hariç. Bir veya bir pencere dışında pencereleri açtım. Yine anlam olarak hiçbir farkları yok. Gerek ade, gerek hale, gerek haşa. Mana olarak istisna anlamı ifade ediyor arkadaşlar. Hiç fark etmiyor. Fakat irap açısından baktığımızda dediğimiz gibi Ada ve halenin başına ma gelebiliyor. O zaman ada ve hale fiildir kesinlikle. Ama ma yoksa e, ve hale hem fiil olabilir hem harfcel olabilir. Haşa ise başında hiçbir zaman ma gelmediği için hem fiil olabilir. Bu durumda kendisinden sonra gelen isim fethal olur, mansup olur. Yani tabi fethal alabilen bir isimse fethal olur diyelim, mansup olur diyelim daha doğrusu. Eğer haşa fiilse fiil olarak değerlendirirsek haşadan sonra gelen isim mef'ulün bih olur, mansup olur veya harfizel olarak da değerlendirilebilir. Başında ma olmadığı için, ma hiç gelmediği için haşanın başına. Haşadan sonraki isim de harfizel isim olarak değerlendirilebilir arkadaşlar. Alıştırmalarda arkadaşlar gayr ve siva kelimeleri geçiyor bir de. İsterseniz bir de onlara da kısaca değinelim. Böylece istisnada kullanılan bütün harfleri de hem görmüş oluruz hepsini. Çünkü illayı gördük hale ade haşa'yı gördük. Bir de bu kelimeler var arkadaşlar. Bunlar da istisnada kullanılır. Gayr ve siva kelimelerde istisnada kullanılan kelimelerden. Bu kelimeler isimdir. Mesela illa harftir arkadaşlar. İstisna harflerinden illa harf. İstisna edatlarından diyelim. İstisna edatlarından illa harftir. İstisna edatlarından haşa, hala, aday onları da söyledik. Zaten iki ihtimal var onlarda fiil ya da harf cer olma ihtimalleri var. Gayr ve siva is arkadaşlar isimdir. Bakın her şey var. İsim, fiil, harf. Üçü de var istisna içerisinde. Bu kelimeler isimdir ve kendilerinden sonra gelen isimlere muzaf olarak kullanılırlar. Yani gayr ve siva muzaf oluyor. Gayr ve sivadan sonra gelen isimlerde arkadaşlar dolayısıyla ne olmuş oluyor? Muzafun ileyh oluyor. tul tullâbu Öğrenciler geldi. Gayrı talibin bir öğrenci hariç. Mana olarak yine aynı. Hariç dışında manası veriyor. İstisna manası veriyor. Câet bu gayra talibin. Öğrenciler geldi bir öğrenci hariç. Veya câet tullâbü sivâ talibin. Yine anlam aynı. Öğrenciler geldi bir öğrenci hariç. Veya bir öğrenci dışında öğrenciler geldi. Burada arkadaşlar hem gayra hem de siva kelimesi hangisi kullanılırsa kullanılsın Bunlar kendileri muzaf oluyor. Kendilerinden sonra gelen isim ki burada mesela talibin kelimesi muzafun ileyh oluyor ve mecrur oluyor. Bunların irabı da bu şekilde. Gayr ve sivadan sonra gelen kelimelerin irabı muzafun ileyhdir arkadaşlar. Ha, anlam olarak tabi müstesna. Anlam olarak çünkü istisna ediliyor. Bu talibin kelimesi Abdullah kelimesinden istisna ediliyor. Hariç tutuluyor. Mana olarak bunlara müstesna denilse bile arkadaşlar Hani hepsine birden müstesna denildiğini duyarsınız. Mesela işte illadan sonra gelen kelime. Haşa, hala, ade, gayr, siva. Bunlardan sonra gelen kelimelerin hepsine müstesna denebilir hani. Mana olarak. Ama gramer olarak hem gramer olarak hem anlam olarak müstesna olan sadece illadan sonra gelen kelime. O da zaten her üslupta değil. Bazı iki üslupta o şekilde olabiliyordu. Bunlarda ise böyle bir durum var. Mana olarak bunlara müstesna dense bile irap bakımından bu gayri ve sivadan sonra gelen isimler muzafun ilektir. Çünkü mecrur olmasının bir açıklaması olmak zorunda. Arapçada isimler iki sebepten dolayı mecrur olur. Ya harfi almıştır ya da muzafun ney olmuştur. Başka bir şeyi yok. Ya da bunlara tabi olmuştur. Başka bir açıklaması yok arkadaşlar. Şimdi şöyle bir durum var. Onu da e, değinelim. Bu siva ve gayr kelimelerinin iraptaki durumları dikkat ederseniz mesela burada gayra dedik. Burada siva sonra elifli olduğu için siva'da problem yok ama gayra, gayru bazen o neye göre değişiyor? Gayra, gayru. E, bu kelimelerin iraptaki durumları illadan sonraki kelimenin durumu gibidir. Hani üç üslup vardı ya. İşte illadan sonra gelen isimler eğer cümle tam ve müsbetse Müstesna olarak mansup olmak zorundadır, vaciptir. Bu birinci üsluptu. İkinci üslup cümle eğer tam ve olumsuzsa müstesna olarak mansup olabilir veya bedel olarak e, müstesna minhe uyabilir, tabi olabilir demiştik. Bir de cümle nakıssa cümlede konumuna göre irap edilir demiştik. İlla'dan sonra gelen isimler. illa ile yapılan istisna konusunda bunları işlemiştik. İşte gayr ve sivanın durumu da arkadaşlar... İrab'daki durumu, bunların hareketleri illa daha sonra kelimenin durumu gibidir. Onun durumu neyse gayr ve sivanın hareketi de ona göre belirlenir. Tabi burada şöyle bir durum var. Fakat sivanın sonu elif olduğundan hareketler açıkça görünmez. Takdiren yapılır. Yani sivada e, hareket son hareket elifin üzerinde olacağı için o da görünmüyor. Onun için sivanın hareketi e, bizim açımızdan pratikte çok sorun değil. hani Siva. Çünkü son hareket hep siva diyeceğiz. Yani hiç onun son harfi elif olduğu için harekeler de elif üzerinde görünmediği için Siva ile alakalı hareket problemi yaşama şansımız yok. Hep Siva, Siva, Siva diyeceğiz. Ama gayr da bazen gayra diyeceğiz, bazen gayru diyeceğiz. Ee, i̇şte bu da neye göre? İlla'dan sonraki ismin durumu gibidir dedik. Mesela gayrı ele alalım arkadaşlar. Siva'yı dediğim gibi ele almıyorum. Çünkü Siva'nın hareketleri zaten görünmediği için takdiri olduğu için onların harekeleri. Ama gayriye bakalım. Mesela cümle cümle tam ve müsbet bir cümle ise. Mesela caet müstesnamin var arkadaşlar burada. Ve cümlelerin başında olumsuzluk harfi yok. Müsbet bir, olumlu bir cümle yani. Tam ve müsbet. O zaman gayra kelimesi müstesna olarak mansup olur ve fetha alır. gayra semirin. Semirin ise muzafın ne? Yukarıda söylediğimiz gibi Semir hep muzafın muzafûldür öğrenciler geldi. Semir hariç veya semir hariç öğrenciler geldi. İkinci üslubumuz tam ve menfi olan üsluptu arkadaşlar. Mâ câet öğrenciler gelmedi. Burada bakın müstesna minh var yani cümle tam. Bir de olumsuz başında olumsuzluk harfi var. Burada gayranın iki türlü irabı vardı hatırlıyorsanız. Yani illadan sonra gelen kelimenin iki türlü irabı vardı. Gayr da burada illadan sonra gelen isim gibi olduğu için onun da iki türlü irabı var bir müstesna olarak mansup olabilir. Gayra şeklinde. Mâ câet telâmîzü gayra semîrin veya e, buradaki müstesnamin müstesna min, ki burada et telâmîzü kelimesi faildir burada. müstesnamin hep bedel olabilir. Ona uyabilir. O da fail olduğu için bu da merfi olarak damme almak durumunda. Mâ câet telâmîzü gayru semîrin şeklinde de okuyabiliriz. Olumsuz cümlede. Nakısta cümledeki konumuna göre alıyordu. Mesela mâ câet gayru Burada müstesna min Yok. Cümle nakıs. Hem de olumsuzluk da var. Nakıs tutup zaten hep olumsuz oluyordu arkadaşlar. Dolayısıyla burada cümledeki konumuna göre cümlede fail eksikti. Gayru da fail oldu ve damme ile merfu oldu. <mâ cê> -e> semirin. Ma nefi harfi. ce fiil. Gayru ce fiilin faili semirinde de muzafın ileyh olarak mecrur olmuş oldu arkadaşlar. Yani gayr ve sıvayı da görmemiz iyi oldu. Alıştırmalarda var zaten. Böylece e, müstesna istisna konusundaki bütün e, harfleri de görmüş olduk. Kullanılan harflerin tamamında gör, görmüş olduk arkadaşlar. Şimdi birinci alıştırmamız sayfa 221'de ayinil müstefna vel müstesna minhü müstesna'yı ve müstesna minhü belirle ve edetel istifna ve istisna'yı belirle. Aşağıdaki cümlelerde Örnek İşterake katıldı Tullabu saffi Sınıfın öğrencileri Firrihleti geziye Ma'ade taliben bir öğrenci Hariç Burada el müstesne, el -müstefne, Yani istisna edilen kelime Taliben Hani demiştik ya bunlara anlamca müstesna denebilir Ama cümledeki konum bunun arkadaşlar Taliben kelimesinin Ade'nin başında ma olduğu için Ade artık burada fiildir. Ade fiil olduğu için de taliben mef'ulün bihtir. Onun için mansup olmuştur. Yani anlamca müstesna denebilir ama irab bakımından taliben e, mef'ulün bih olduğu için mansup olmuştur. El müstesna minhu yani bu öğrenci taliben kelimesinin kendisinden hariç tutulduğu müstesna hangisi? O da şu tullab kelimesi. O da fail olarak merfu olmuş arkadaşlar. Damla almış. Edatül istisna. İstisna edatımız da burada. Ma'ada kelimesi. Edat kelimesi arkadaşlar daha önce de belki söylemişimdir. Yine hatırlatayım isterseniz. Edat kelimesi kullanışlı biraz yuvarlak geniş bir kavram bizim için. Aslında Arapçada edat diye bir ifade yok biliyorsunuz normalde nahivde. Üç ihtimal vardır. Ya isimdir bir kelime ya harftir ya da fiildir. Ama edat kelimesi işte böyle durumlarda işimize yarıyor. Kullanışlı bir kelime dediğim gibi. Mesela istisna edatları diyebiliriz istisna harfleri desek illa daha içine girer bu istisna harflerinin. Diğerleri girmeyebilir arkadaşlar. Çünkü e, gayr ve siva harf değildir. Bu ada, hale, haşa bunlar bazen harficer oluyor. Bazen e, fiil oluyor bildiğiniz gibi. Dolayısıyla edat kelimesi üçü içinde kullanılabiliyor. İsim, fiil, harf hepsi için kullanılabiliyor. Onun için kullanışlı bir kelime. Sonra edatları derken mesela yine aynı şekilde hel ve hemze harftir, diğerleri isimdir mesela soru edatlarında. Ama hepsine birlikte soru edatları diyebiliyoruz. Kullanışlı bir kelime bizim için. Burada da istisna edatımız ma'ade. Tawajjaha'l musafiruna yolcular yöneldi. ile ta'iratu uçağa, ma'a'l musafiran bir yolcu hariç. Burada da arkadaşlar müstesnamin el musafiruna yolcular. İstisna edatımız ma'a'l musafiran da müstesnadır. E buradaki irabı mef'ulün bihtir arkadaşlar. Çünkü halenin başına ma gelmiş. Hale artık burada fiil oldu. Kesinleşmiş. Çünkü ma el-mastariye fiillerin başına gelir sadece. Tesellemel muvazzafûne revâti Memurlar maaşlarını teslim aldı. Ada muvazzafin. Bir memur hariç. Burada el-muvazzafûne e, müstesna min. E, ade, istisna edatı muvazzafin arkadaşlar. O da müstesna. Müstesnanın buradaki irabı arkadaşlar harficerli isim. Çünkü adenin başında ma olmadığı için harficer olma ihtimali de var. Harficer olarak kitap değerlendirmiş. Muvazzafin yapmış. E, muvazzafin harficerli isim olmuş. Kesra almış. E, biz ikinci ihtimalde yazabiliriz. Aden muvazzafen yani mef'ulun bih olarak muvazzafen kelimesi mansup olabilir. Fethada alabilir. Bu da mümkündür. Üçüncü cümlemiz ecabe't-talibu an-es'iletil imtihani haşa su'alen. Öğrenci imtihan sorularını cevapladı bir soru hariç. Burada es'ile kelimesi olacaktı arkadaşlar müstesnamin. Hemen özür dileyerek burayı düzeltelim. Hızlı hazırladığım için böyle ufak hatalar olabiliyor. çünkü soru kelimesinin kendisinden hariç tutulabileceği kelime tabii ki e, es ile kelimesi olacak. Sorular kelimesi. Müstesna minhimiz es ile kelimesi arkadaşlar. İstisna edatımız haşa. Süelen de müstesnadır. Müstesnamız burada mef'ulün bih olarak değerlendirilmiş. Haşa e, fiil olarak değerlendirilmiş. Süelen de mef'ulün bih olarak mansup olmuş. Fakat biz ikinci ihtimali de kullanabiliriz. Yani haşayı harficer yapıp süelini harficerli isim olarak mecrurda yapabiliriz. Bu da mümkündür.